Evrende sahip olduğumuz yer burası. Burada yaşıyoruz. Vatanımız Türkiye Cumhuriyeti. Selam Ayşe, nasılsın? Selam. Çok fazla bilgi var. Çok çalıştım. Biraz hava alıyorum. Asır geçmiş. Yüzyıllık tarih dile kolay. Daha çok TRT EBA'dan izledim. Ben de EBA'dan izledim. Konuyla ilgili birkaç kitap da aldım hatta. Sunucumuz Emre ile buluşacağız. Sakın geç kalma. 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizle ilgili sorular soracak bize. Tamamdır. Hazırlanıp geliyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve biz de bu anlamlı günde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Buradayız çünkü halkın egemenliği burada hayat buluyor. Sizlere Cumhuriyet tarihimizle ilgili çok güzel sorular hazırladım. Ekran başındaki arkadaşım sen de bize katıl. Soruları dikkatle dinleyip cevapları bulmaya çalış. Ayşe ve Eren Cumhuriyet tarihimizi araştırdılar ve sorularıma doğru cevaplar alacağıma inanıyorum. Ne dersiniz? Kesinlikle. Evet, çok çalıştık. Harika, o zaman sen de dikkatli dinle arkadaşım. Geliyor ilk soru. Cumhuriyet nedir? A. Halkın egemenliği, B. Dünya devletlerinin egemenliği, C. Gençlerin egemenliği. Gençlerin egemenliğiyle dünya de, devletleri olamayacak. Ben de gençlerim. Türkiye Cumhuriyeti olmuyor. O zaman? Evet. Cevap A. Halkın egemenliği. Doğru. Cevap A. Halkın egemenliği. Cumhuriyete kök olan cumhur kelimesi halk demek. Yani ülkemizde yaşayan genç, yaşlı, kadın, erkek, doktor, öğretmen, mühendis, mimar, sanatkar hepimiz halkız. Ve cumhuriyetse halk olarak bizim egemenliğimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekillerini kim seçer? A. Sanatçılar, B. Komşu ülke vatandaşları, C. Halk. Sadece sanatçı seçmez. Yani komşu ülkedeki niye seçti? Çok saçma olur. Biz seçiyoruz doğal olarak. Gerek yok. Cevap? Halk. C. Halk. Doğru. Cevap C şıkkı halk. Bizim adımıza, bizim yararımıza çalışsınlar diye seçim zamanı geldiğinde sandıklara giderek, oy vererek milletvekillerini cumhur, yani halk olarak biz seçeriz. Tebrik ediyorum sizi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve bunu Cumhuriyet yönetimi sağlar. Cumhuriyetin 100 yıllık süreci nasıl başladı, o günlere dönmek ve anmak için bence doğru yerde olmalıyız. Evet. Nereye gidiyoruz yani? İlk Büyük Millet Meclisi'ne gidiyor olmalıyız. Aynen öyle. O zaman hadi gidelim. Yıl önce hiçbir şey bu kadar görkemli ve gösterişli değildi. Yokluk ve zorluk zamanlarıydı. Ama bu binayı eski fotoğraflardan hatırlıyorsunuzdur. Evet, hatırlıyoruz. O zaman böyle tarihi bir mekana yaraşır bir soru geliyor arkadaşlar. Cumhuriyetimizin ilan edildiği Büyük Millet Meclisi binası bugün ne olarak hizmet veriyor? A. Müze, B. Sanat galerisi, C. Misafirhane. Zaten burada olduğumuza göre. Evet, cevap A. Müze. Doğru. Cevap A şıkkı. Hatta ismi de Kurtuluş Savaşı Müzesi.
Cumhuriyet tarihimizin kritik kararlarının alındığı bu güzel yerde yine bir soru geliyor. Umarım sen de dinliyorsundur. Hazır mıyız? Kurtuluş Savaşı neden çıkmıştır? A. İtilaf devletlerinin Anadolu'da 3 yıldan fazla süren işgalinden dolayı, salgın hastalıktan dolayı, C. Gıda ve su kıtlığından dolayı. 1919 yılında başladığına göre... Kurtuluş Savaşı. Cevap A şıkkı. Evet, doğru. Yani cevabımız A şıkkı. İtilaf devletlerinin Anadolu'da 3 yıldan fazla süren işgalinden dolayı. Yani arkadaşlar 23 Nisan 1920'de yurdun her tarafından gelen ulus temsilcilerinden oluşan bu meclis Mustafa Kemal Paşa'yı meclis başkanı olarak seçiyor. Ve burada alınan kararlarla sonrasında Anadolu halkının büyük fedakarlıklarıyla da 3 yıldan fazla süren Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanıyor. Hadi müzemizi gezmeye devam edelim. Evet, hazırsak yeni sorumuz geliyor. Hazırız. Hangisi Kurtuluş Savaşı'nın kahraman komutanlarından biridir? A. Mustafa Kemal Atatürk, B. İsmet İnönü, C. Kazım Karabekir, D. Fevzi Çakmak, E. Yakup Şevki Subaşı, F. Hepsi. Yakup Şevki Subaşı. Fevzi Çakmak da var. İsmet İnönü de vardı. Mustafa Kemal Paşa zaten var. Hepsi onlar. Cevabımız hepsi. Doğru cevap F şıkkı. Hepsi. Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923'te saat 20.30'da Ankara'da bu binada, o zamanki adıyla Büyük Millet Meclisi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edildi. ...1912'de başlayan Balkan Savaşları'ndan beri tam 11 yıldır savaş yaşayan Anadolu halkı için yepyeni bir dönem başladı. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde kanunlar düzenlendi, fabrikalar, maden ocakları açıldı. Tarımda düzenlemeler yapıldı, Latin alfabesine geçildi, çok sayıda okul açıldı. 1933'te üniversite reformu ile gerekli düzenlemeler yapıldı, sanatçı ve sporcu yetiştirmek için okullar açıldı. Hazırsak sorumuz geliyor. Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan zorlukları, verilen mücadeleyi konu alan, 1923'te henüz Cumhuriyet ilan edilmeden önce gösterime giren ve büyük ilgi gören, yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul'un yaptığı film hangisidir? A. Ateşten Gömlek, B. Ankara Postası, C. Bir Millet Uyanıyor. Aşık Ateşten Gömlek olduğu çok önemli. Muhsin Ertuğrul diyorsa kesinlikle Ankara Postası. Hayır hayır. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Ciddiyim. Gerçekten hiçbir şey. Ateşten Gömlek'e eminim. Söyle. Kesinlikle Muhsin Ertuğrul. Ankara Postası. Cevabım benim Ateşten Gömlek. Soralım. Evet, cevapları alayım. A. Ateşten Gömlek. B. Şıkkı Ankara Postası. Güzel, pekala. Yalnız şöyle, yani şaşırman çok normal. Neden? Çünkü aslında bu üç filmde Muhsin Ertuğrul'un yönettiği film. Ve üçü de Kurtuluş Savaşı'nı konu alıyor. Yani bir tık oradan karıştırmış olabilirsin diye düşünüyorum. Çünkü cevap A şıkkı Ateşten Gömlek. Yani sinemamız için çok önemli filmlerden bir tanesi. Sinemaya ilgi duyuyorsanız ya da duyan arkadaşlarım varsa da mutlaka bu filmleri izlemeliler. Hadi gidelim mi? Hadi bakalım. Rotamızı başka bir yere çeviriyoruz ve sorumuz geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Pekala. Kadınların seçme ve seçilme hakkı hangi ülkede daha önce yasalaşmıştır? A. Fransa, B. Türkiye, C. İsviçre, D. Belçika. Ben İsviçre diyorum. Evet, İsviçre. İsviçre diyorsunuz. Ama ne yazık ki yanılıyorsunuz. Çünkü doğru cevap B. Türkiye. 1934 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanan yasayla Türkiye'de kadınlar 22 yaşında seçme, yani oy kullanabilme,
30 yaşındaysa milletvekili seçilebilme hakkı kazandılar. Nasıl yani? 1934 öncesinde kadınlar milletvekilleri seçimler için oy kullanamıyorlar mıydı? Hem oy kullanamıyorlardı hem de seçilemiyorlardı. Hatta diğer ülkeler bizden daha sonra bu hakkı kazandılar. Yine müzemizin çok nostaljik bir yerindeyiz ve sorumuz geliyor. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 1968'de ilk televizyon yayınından bir yıl sonra insanoğlu hangi uyduya ayak basmıştır? A. Ay. B. Titan. C. Miranda. 1968 olduğuna göre Ay. Ay. Evet, doğru şık Ay. Arkadaşlar, daha önceki yayınları da yani radyo yayınlarını da bünyesine katarak 1964 yılında kurulan TRT'de ilk deneme yayınları 1968'de başlıyor. 69 yılında ise ilk aya basan insanların görüntüleri yayınlanıyor. Şimdi geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ilgilendiren bir soru geliyor. TRT'nin uluslararası yayınladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kimler katılmaktadır? A. Tüm dünyadan gelen çocuklar. B. Sadece komşu ülke çocukları. C. Sadece Türkiye'deki çocuklar. Sadece komşu ülkelerin çocukları olabilir mi? Bence dünyadan gelen çocuklar. Ulusal egemenlik dediğine göre evet. Dünyadan gelen çocuklar. Yani A şıkkı tüm dünyadan gelen çocuklar diyorsunuz. Ve doğru cevabı veriyorsunuz arkadaşlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1979 yılından itibaren TRT tarafından uluslararası bir şenliğe dönüştü arkadaşlar. Ve hatta dünyanın ve Türkiye'nin tek çocuk şenliği olmaya devam ediyor. Hadi gelin fotoğraflarına bakalım arkadaşlar hep birlikte. Şimdi sizlere görüntüsü renksiz ama hissiyatı rengarenk bir soru soruyorum arkadaşlar. TRT renkli televizyon yayınına ne zaman geçti? A. 2000 B. 1981 C. 2001 Hadi bakalım bunu bilebilecek misiniz? Gerçekten o zamanlar siyah beyaz ekran var mıymış ya? Cidden nasıl oluyordu siyah beyaz ekranla? Muhtemelen şu an bizi izlerken göreceksiniz. Bence 2001 yılında. Bence 2000 yılında. Güzel. Yani aslında yakın diyebilirim ama ya sizin için zor bir soru da olabilir tabii. 31 Aralık 1981 yılbaşı gecesinde ilk renkli yayınını yaptı. Onun öncesinde hep siyah beyazdı. Yani şimdi siz hatırlamazsınız diyeceğim ama yani ben de hatırlamıyorum. Bence en iyisi o yüzden biz renkli yayından devam edelim. Bakın şimdi bir şey göstereceğim. Bu benim ilk daktilom. İlkokulda kullanıyordum. Hata yaptığın zaman da böyle beyaz bir kimyasalla üzerini kapatıp sonra üzerine tekrar yazmaya çalışıyordum. Nasıl yani? O zamanlarda bilgisayar yok muydu? Yani vardı tabii, yok değil ama o kadar yaygın değildi. Yani herkesin evinde bilgisayar olmazdı. Hatta cep telefonları bile yeni çıkmıştı. Böyle kimse de yoktu. Sadece işle uğraşan insanların cebinde olurdu. Buluşacağınız zaman nasıl haberleşiyordunuz? Sorun olmuyor muydu? Ne sorunu? Şimdikinden daha iyi. Kimse buluşacağımız zaman geç kalmıyordu en azından. Bakın şimdi size buradan güzel bir soru geliyor o zaman. Ülkemizde internet ilk ne zaman kullanıldı? A şıkkı 1993, B şıkkı 1999, C şıkkı 2000. Bence güzel soru. Benim tahminim 1993. Sen? Ben 2000 diye hatırlıyorum ya. 2000 demek istiyorsun. Pekala. Doğru cevap A şıkkı. Ama neden? Bak bakalım Ayşe.
1993'te ODTÜ ile Amerika arasında ilk internet bağlantısı gerçekleşmiş ve sonra da tüm ülkeye yayılmış. Seninle bir dakika mutlandırıyor beni. Bir dakika siliyor canım. Şimdi 2000'li yıllarda yaşadığımız bir gurura gidiyoruz ve oradan bir soru geliyor arkadaşlar. 2003 yılında Eurovision yarışmasında birinci olan sanatçımız kimdir? A. Neco, B. Semiha Yankı, C. Sertab Erener. Bu sorunun cevabını biliyoruz bence. Tabii ki de biliyoruz. C şıkkı. Sertab Erener. Doğru. Sertab Erener ve Everywhere That I Can adlı parçayla Eurovision birinciliğini ülkemize getirdi. Hazırsak soru geliyor. Evet, hazırız. Pekala arkadaşım, sen de dikkatle dinle. Aldığı Nobel ödülünü Atatürk'e, Anıtkabir'e bağışlayan Türk bilim insanımız kimdir? A. Cahit Arf, B. Hulusi Behçet, C. Aziz Sancar. Ben bu sorunun cevabını biliyorum. Ben B diye hatırlıyorum ya. Aziz Sancar. Ben C şıkkı Aziz Sancar diyorum. Sen ne diyorsun? Ben B diyorum. B diyorsun. Yani Hulusi Behçet diyorsun. Evet. Evet, orada küçük bir bilgi yanlışı olmuş olabilir. Eren'in cevabı doğru. Cevap C şıkkı Aziz Sancar. Aziz Sancar 2015 yılında hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmasıyla Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülüyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Şu anda Eryaman stadındayız ve sporla ilgili sorularımız gelecek. Daha önce stada gelmiş miydiniz? Yok, hayır. Yok. Peki nasıl buldunuz? Çok büyük. Değil mi? Evet. İnşallah bir gün maçta izleriz o zaman. Hazırsak soru geliyor. Mete Gazoz kimdir? A. Dünya tenis şampiyonu, B. Dünya atletizm şampiyonu, C. Dünya okçuluk şampiyonu. Yani? Tabii ki de dünya okçuluk şampiyonu. C. Dünya okçuluk şampiyonu. Aynen öyle. 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonumuz Mete Gazoz. Harikasınız, gündemi güzel takip ediyorsunuz ve sporu. Hazırsak ikinci soru geliyor o zaman. Gelsin. Pekala. Uluslararası şampiyonluk kupalarını ülkemize kazandıran kadın voleybol takımının efsaneleşmiş adı nedir? A. Hızlı ve Çevik, B. Çalışkanlar Kulübü, C. Filenin Sultanları. Yani tabii ki de Filenin Sultanları. Aynen öyle. O zaman ne yapıyoruz? Onlara teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Hadi gelin biz de stadımızı gezmeye devam edelim. Hadi bakalım. Altın madalya getirecek. On gerekiyor, on atıyor. Altın madalyayı kazanıyor Mete. Tüm ülkenin aşina olduğu bir soru geliyor. Arkadaşım sen de hazırsan... Evet, hazırsın. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından kurulan ve tüm öğretmen ve öğrencilerin çevrim içi ders içeriklerine ulaşmasını sağlayan EBA'nın açılımı nedir? A. Eğlenceli Benim Annem, B. En Büyük A, C. Eğitim Bilişim A. Sence cevap ne? C. Eğitim Bilişim A. Harikasınız arkadaşlar. Bugün EBA'ya Türkiye'nin her yerinden erişim mümkün. İlk, orta ve lise düzeyinde bütün çevrim içi eğitimleri öğrenciler oradan alabiliyorlar ve öğrendiklerini pekiştirebiliyorlar böylelikle.
Bu dersimizde optik ünitesinde tepkimeye girmiş gösteriliyor. Azot bir şekilde tersine bir reaksiyonla tekrar atmosfere veriliyor. Cumhuriyet tarihimiz boyunca meydana gelen güzel olaylardan bahsettik. Arkadaşlar, umarım sizler de soruları doğru cevaplamışsınızdır. Cumhuriyetimiz zaman zaman güzel, zaman zaman da hüzünlü olaylarla bugün 100. yılını tamamladı. Bu güzel ülkenin bir vatandaşı olmaktan çok gurur duyuyorum. Güzel Türkiye'mizin her zaman barış ve bol içerisinde olmasını diyorum. Ülkemi çok seviyorum. İşgale karşı yıllar süren ve zorlu mücadeleler sonucu elde edilen Cumhuriyet'in kazanımlarını ve değerini bugün bir kez daha fark ettim. Her zaman ülkemi çok seveceğim ve çok çalışacağım. Ben de sizlerle 100 yıl önce büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin kuruluş gününde birlikte olduğum için gurur duyuyorum arkadaşlar. Bizlere Cumhuriyetimizi kazandıran fedakar Anadolu halkını minnetle anıyorum. Kahraman Türk askerlerimizin, vatansever komutanlarımızın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Sevgiyle kalın.